Her şey kafada başlar ve kafada biter. 7,5 yaşına kadar, bazen 8 yaşına kadar çocukların beyni boş bir kaset gibi. Ne görürlerse, ne duyarlarsa beynine bilgisayar programı gibi kayıt oluyor. Annesi ve babası tarafından bütün yüklenen programlara göre genellikle hayatının %95'i o şekilde ilerliyor. O programa göre şekilleniyor. Varlıklı bir aile çocuğuna genellikle bolluk bilincini yüklüyor. Sınırları yok, parasal bir dertleri yok, finansal özgürlükleri var. Dolayısıyla çocuğun beynine o şekilde bir program yerleşiyor. Ve bu bilince göre hayatının %95'i eğer fazla bir davranış değişikliği yapmaz ise o zaman bu bilinçle daha da zengin oluyor, daha da bolluk içerisine girebiliyor. Bunun yanında fakir bir aile tarafından yetiştirilen, 8 yaşına kadar sürekli programlanan yokluk bilinci, yapma, etme, imkanımız yok, alamayız gibi programlanan çocuğun hayatı da %95 o programa göre yürüyor. Kişi zengin olabilmek için, varlıklı olabilmek için bir çeşit daha fazla efor ve enerji harcaması gerekiyor. Bazı davranışları daha fazla tekrarlaması gerekiyor. Bazı dil kalıplarını değiştirmesi gerekiyor veya şöyle diyelim, annesi ve babası tarafından yüklenen bütün programı aktualize etmesi gerekiyor, update etmesi gerekiyor, değiştirmesi gerekiyor. Yani biraz çaba gerekiyor. Eğer bu programları değiştirmezse, beynindeki o programları, eski programları silip yeni programları yerleştirmezse, yokluk bilinciyle devam edecek ve hayatını o şekilde sürdürecek. Bunu en iyi açıklayan bir kitap var. Zengin Baba ve Fakir Baba. Bunu internetten alıp okuyabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz o zaman. Bunun yanında değerli arkadaşlar, varlıklı aile ve fakir aile gibi hayatımızın diğer alanlarında da yine çevre tarafından, genellikle annelerimiz ve babalarımız tarafından bize yüklenen sağlık konusu olsun, huzur, aile konusu olsun, meslek konusu olsun, bu konularla alakalı da programlar yükleniyor. Ve bu programlar genellikle bizi ya serbest bırakıyor, bu programlarla istediği, arzuladığı hedeflere ulaşabiliyor. Ya da negatif programlar ise bizi sınırlıyor. Aile, meslek, sağlık konusunda sınırlıyor değerli arkadaşlar. Genellikle bu programlar, yanlış yüklenen programlardan dolayı insanlar muzdaripler, ya huzursuz oluyor kişi, kabına sığamıyor ya da engelleniyor, adım atamıyor, bir türlü hedefine ulaşamıyor. Peki bunları nasıl çözeceğiz? Nasıl anlayacağız? Hangi program yüklendi bana? Bunu nasıl anlayabileceğiz? Genellikle muhasebe yaparak, yani kendin de muhasebesini yapabilirsin. Yani senin en çok hayatında ızdırap çektiğin konu nedir? Hangi konuda acı çekiyorsun? Hangi konularda ilerleyemiyorsun? Bunları yaz, not al, muhasebesini yap. Mutlaka ilerleyemediğin konularda seni sınırlayan ailen tarafından, çevren tarafından yüklenen negatif programlar vardır. Bu negatif programları en önemlisi tespit edebilmek, bunu anlayabilmek. Bunu ilk önce üstünden böyle anlayabilirsin. İkincisi, bunu tespit ettin. Bu negatif programı değiştirmen gerekiyor. Seni sınırlayan programın yerine seni özgür bırakan pozitif bir program yüklemen gerekiyor. Peki bu negatif programlar neler olabilir? Onları da söyleyeyim. Mesela yapamazsın, edemezsin, batarsın, dayın da battıydı, amcan da aynısını yaşadı, onun başına şunlar geldi, sana da aynısı olur gibi. Veya senin boyun kısa, bunun yanında genelleme programları, zengin insanlar, kötü insanlar, onlar genellikle dolandırarak zengin oluyorlar.
haram para yediklerinden dolayı, üçkağıtçılık yaptıklarından dolayı zengin oluyorlar gibi yanlış genelleme cümleleriyle seni sınırlamış olabilirler. Senin beynine yüklenen bu programlar tabii elbette seni ileride frenleyecek, senin zengin olmanı engelleyecek, finansal özgürlüğüne kavuşmana mutlaka duvar örecek. Dolayısıyla bunları tespit edip bu gibi negatif cümleleri beyninden çıkartmalısın. Bununla beraber değerli arkadaşlar bizler ne yapıyoruz? Biz Avrupa'da yaşayan Müslümanların duygularını, düşüncelerini, davranışlarını nasıl değiştirebileceklerini onlara adım adım göstererek onların aileleriyle beraber daha başarılı olmalarına, onların kendilerini gerçekleştirmelerine, onların gerçekten finansal özgürlüğüne kavuşmalarına ne yapıyoruz? Yardımcı oluyoruz ve onlara adım adım gösteriyoruz değerli arkadaşlar. Bununla beraber biz bu konularla alakalı binlerce seanslarımız oldu. Binlerce insana yol gösterdik. Binlerce kişi bizim programlarımıza katıldı ve hedeflerine ulaştı. Eğer sen de gerçekten bu konuda ilerlemek istiyorsan, seni frenleyen, ayağına bağ olan, seni engelleyen problemi çözmek istiyorsan, o zaman ne yapabilirsin? Bize başvuru gönderebilirsin. Biz bu konuda sana yardımcı olabiliriz. Sen de gerçekten özgürlüğüne kavuşmak istiyorsan bizimle iletişime geç. Hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Eğer bizim programa uyuyorsan o zaman bizim arkadaşlar seni ararlar. Ve benimle birebir online randevuya katılırsın. Ve ben sana adım adım ne yapılacağını anlatırım. Bu videoyu beğendiysen, beğene tıkla ve henüz değilsen bizim YouTube kanalımıza abone olarak bildirimleri açmanı tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.